2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2017 yılında bu sayı 409 olmuştur. 2018 yılının ilk 8 ayında da en az 284 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2003 ila 2017 yılları arasındaki veriler baz alındığında, kadın cinayetlerinde 14 yıldaki artış yaklaşık %392 olmuştur. Öğrencilerin üstüne kurşun yağdı. Güzeller düzeyde Helen'i katletti. Bacağından kurşun giren kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muğla Fethiye'deki Bağlar Sokağı'nda dün akşam 20 yaşında bir kadın öldürüldü. Tarsus ilçesinde okuldan çıkarken bindiği minibüsün şoförü ve iki yakını tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından Mersin cemevine getirildi. 23 yaşındaki gencecik üniversite öğrencisi Ankara'daki lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Şule Çetin esrarengiz ölümü başkent polisine alarmı geçirdi. Tekirdağ'da 33 yaşındaki kadın terk ettiği kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Uyanmak için ölümü bekleme. Hiçbir neden şiddetin gerekçesi olamaz. Değerli bilirkişi izleyenleri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sizler için özel bir yayın hazırladık. Kadına karşı şiddeti ve çözüm yollarını konuşacağız. Kardeş Merkez Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı, sevgili dostum Aslı Koçak Arıhan bizlerle. Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk Gülücüğüm. Bugün seninle kadına karşı şiddeti, çözüm yollarını ve bu şiddete karşı haklarımız neler, bunları konuşmak istiyorum. Yapılan toplumsal cinsiyet ve kadın algısı araştırmalarında kadına karşı şiddet toplumsal olarak kadınların en büyük sorunu. Ve bu şiddet maalesef dünyada en az cezalandırılan suç. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şiddet nedir? Kaç türlü şiddet vardır ve şiddet deyince sadece fiziksel şiddeti mi anlamamız gerekiyor? Başka şiddet türleri nelerdir? Bizi biraz bilgilendirebilir misin? Elbette. Zaten şiddetin ne olduğu aslında yaşadığımız toplumda da çok farklı bir şekilde hepimizin içinde olduğumuz bir durum. Şiddet daha öncesi sadece fiziksel şiddet olarak düşünülebiliyordu. Fiziksel olarak verilen zararlar, tokat atma, saç çekme ya da ciddi bir şekilde kırıklara sebep olacak kadar bir fiziksel şiddet olabileceği gibi. Ama aynı zamanda şu an şu fark edildi, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, bunlar da toplu olarak bir şiddetin türleri. Peki ben diyelim ki sadece psikolojik şiddete maruz kalıyorum. Bu da şiddete giriyor mu? İşte beni aşağılıyor eşim ya da işte para vermiyor yeterince mutfak masrafları vesaire için. Bu durumdaki kadınlar da şiddet mağduru diyebilir miyiz? Elbette. Ben Gelincik Merkezi'nde bulunduğumuzda gelen mağdur kadınlarla birebir konuşma şansını elde ediyoruz. Orada öncelikle hepsi bir fiziksel şiddetten bahsediyorlar. Bir anlamda gerçekten insanın ilk yaşadığı şiddet türü olduğu için daha önde oluyor. Konuştukça şu fark ediliyor ki aslında hepsi psikolojik şiddete de, ekonomik şiddete ve cinsel şiddete de maruz kalabiliyorlar. Psikolojik şiddet aslında başlı başına bir şiddet türü ve çok acı. Bazen ekonomik durumu daha iyi olan kesimlerde belki görüldüğü düşünülebilir. Yaşadığımız davalarda, olaylarda aslında biz bunu görüyoruz. Psikolojik şiddete maruz kalan da birçok kadın var. Bunlar çoğu zaman dillendirilmiyor. Birazcık görmezden gelinen şiddet türü. Ama uzun süreli yaşamda, uzun süren evliliklerde bunun asıl insanı yıpratıcı şey olduğu ortada. Peki şiddete uğradım. O anda ne yapmam gerekiyor? İlk yapmam gereken şey ne? Ve İlk mesela en yakın karakola mı gitmeliyim, ne yapmalıyım? Aslında şiddeti ilk yaşadığınızda gerçekten bir dur demek önemli. Kesin ve net olarak bunu kabul etmediğinizi karşı tarafa bildirmeniz lazım. Türk aile yapısında şöyle bir durum oluyor ya da insanlarımız ya da bir şekilde alışkanlıklarımızla uğranılan şiddette ilk de kadın bunu veya kişi farkına bile varmıyor.
Sonra şiddet uygulayan kişi mesela bir diyor ki bir tokat attı, bir şöyle oldu, bir böyle oldu deyip bunu önemsemeyip kabul edebiliyor. Şiddet uygulayan ise bir sonraki seferde bunun daha ağırını uygulayabilir. Bu nedenle ilkten itibaren dur demek önemli. Hı hı. Bunu çeşitli şekillerde yapabiliriz. Yaşadığımız şiddet vakasının durumuna göre yapabiliriz. Yani kesin olarak her şekilde her zaman aynı şey yapılamayabilir. Engelledik fakat engelleyemiyoruz. Şiddet devam ediyor. O zaman bir tehdit boyutuna geçti. Mutlaka ve mutlaka yetkililere ulaştırmamız lazım. Karakolumuzun, ben hep onu söylüyorum, bir şekilde aslında evliliklerde şiddet uygulamaya meyel olup olmadığı insan anlayabilir. Karakolun numarasını edinebiliriz. Çok yakın bir arkadaşımızı, dostumuzu edinebiliriz. Ve onların da karakollara ulaşılmasını isteyebiliriz. Ama mutlaka ve mutlaka bunların adli mercilere geçmesi gerekiyor. Sonra daha sonra yaşanan olaylarda şöyle söyleniyor. Şikayetin var mıydı, yok muydu? Artık karakollar da direkt olarak kadın bu şikayetiyle geldiğinde onu işleme alıp eski düşüncenin aksine barıştırma yoluna gitmeden işleme başlıyor. Kadının şikayeti alınıyor. 6284 kapsamında bütün koruma tedbirleri o anda uygulamaya geçiyor. 183'e de ihbar verilebilir. Ankara Barosu'nun gencik merkezi var. Daha sonra tekrar numarasında söyleriz. 444-43-06. Buna da haber verebilirizler. Bu hatlarda 7/24 mutlaka ulaşabilecekleri insanlar var. Peki yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. Mesela ben şiddete uğruyorum evde ve duyuyorlar komşular. İşte bayağı bir gürültülü bir şekilde oluyor bu. Komşularımız da ihbar olarak buna başvurabiliyorlar mı? Yoksa sadece şiddet mağduru mu, bunun mu başvurması gerekiyor? Yani bu soruyu özellikle sorduğunu ben tahmin ediyorum. Aslında şurada şunu söylemek istiyorsun. Herkes ama herkes şiddet uygulandığında ihbar edebilir. Bu daha da bir doğrusu vatandaşlık görevi. Çok net. Mutlaka herkes şeyden bir çıkmalı, havaleci tutumdan bir çıkmalıyız. Şiddet uygulandığında biz de buna mutlaka çözüm bulabiliriz. Hı-hı. Hiçbir şey yapamam. Karakola haber verdik. Karakoldakiler geldi. O bile o anda o şiddetin engellenecektir. Hele bir düşünün orada bir çocuğun yaşadığını o evde. Bunun artık evet, insanlık görevidir. Aile içi diye düşünmemek lazım. Zaten aile içi düşüncesi şu anda toplumsal yaşadığımız şiddetin de temel nedeni oldu. Çünkü o şiddet evet, gösteren ya da şiddet görenler artık daha çok dışarıya taştı. Peki 6284 sayılı kadın ve ailenin korunmasına dair kanundan doğan haklarımız neler? Bizi biraz kısaca bilgilendirebilir misin bu konuyla ilgili? O kadar çok aslında hakkımız var ki o kanun kapsamında. Zaten burada önemli olan acil olaylarda müdahale edilebilmesinin sağlanması. Daha önce yakınlanan konu şuydu, hani karakolun ya da adli makamların, kolluk kuvvetlerinin yeteri kadar müdahale edeme yetkilerinin olmamasıydı. Şu anda bütün herkesin savcılıklarında dahil olmak üzere bu konuya müdahale olma sorumlulukları var. Kadın gittiği andan itibaren taleplerini söylediğinde evde kalmak istiyorsa evin tahsisi kadına sağlanır. Kadın bir sığınma evine yerleşmek istiyorsa sığınma evine yerleştirilir. Sığınma evine yerleştikten sonra oradaki şartlarla ilgili tekrar başka bir talebi varsa çocuğu için kreş, iş bulma, bunlarla ilgili devlet yardımları alınır. Birçok açıkçası önlemler ve koruyucu, hem önleyici hem koruyucu tedbirler alınır. Bir de özellikle kadın uzaklaştırma diye biliniyor 6284 aslında. Hı-hı. Biraz kamuoyunda da birçok tedbir var. Onlarla birlikte konuşuruz. Peki mesela bu tedbirleri en kolay aile mahkemesinden mi isteyebiliyoruz en hızlı şekilde? Genelde kadınlar öncelikle karakola başvurmuş oluyorlar. Karakol da bu tedbir talepleri alıp hemen işleme alıyor ve en 24 saat içinde aile mahkemesine bildirmek zorunda. Ankara'da yaşayanlar için aile içi şiddet savcılıkları var. Oralara müracaat edilebiliyor. Aile mahkemeleri var. Oraya müracaat edebilirler. Mülki amire, kaymakama, valiye, onların da sorumluluğu var. Peki mesela şimdi Ankara'da aile mahkemeleri var. Benim yaşadığım yerde diyelim ki aile mahkemesi yok. O zaman görevli olarak
Asliye Hukuk Mahkemesi mi bakıyor? Bu taleplere TRT'lere bakıp 24 saat içinde geciktirilmeksizin karar veriyorlar. Öncelikle kadının yararı neyse, talebi neyse. Koruma kararı. Evet, hemen veriliyor. Burada önemli olan birazcık talepte de neyi istediğimizi belirtmek, kadının da önceliklerini anlatabilmesi, velayetini bile 6284'te direkt olarak isteyebilir. Ayrı bir velayet davasını açmadan geçici velayeti isteyebilir, nafakasını isteyebilir. Hakim de bu talepler doğrultusunda kararını veriyor. Peki uzaklaştırma kararları kaç aylığına veriliyor en fazla? 6 ay yasada. İlkte de uygulamada genelde 6 ay olarak başladı. Fakat şimdi durumun, vakanın, olayın durumuna göre daha doğrusu 3 ayda verilebiliyor, 1 ayda verilebiliyor. Bir ayın sakıncası şu, kişiye tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu sefer tebliğ ile aradaki zamanda bazen 1 ay bile dolabiliyor. Genelde 3 ay civarı şu an Ankara'da. Peki diyelim ki süre bitti. Daha sonra bunu uzatmak için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar aile mahkemesine mi başvuracağız? Kararı veren yere mi başvurmamız lazım? Karakoldan alındıysa tekrar karakola başvurabilirler. Aile mahkemesine gidip uzatılmasını isteyebilirler. Burada uygulamada da farklılıklar var. Bazen aynı mahkemeden uzatılma istediğinde hemen de verebiliyorlar. Bazıları da tekrar talepte bulundu diyebiliyorlar. Ama genelde uzatılma talepleri kabul ediliyor. Yalnız biraz gerekçelendirmek gerekebiliyor bazen. Yani adam hala tehditle ilgili devam ediyorsa, bu konuda kadının ciddi endişeleri varsa bunu beyan etmesi yeterli. Peki 6 ay aldım ben. Daha sonra tekrar bir 6 ay daha almamda bir sıkıntı yok. Hayır, hiçbir sıkıntı yok. 2-3 sene bu şekilde devam edebilir miyiz? Zaten ediliyor bazı kararlarla ilgili. Mesela kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ya da adres bilgilerinin gizliliği. Bunlarla ilgili aslında şu an uygulama süresiz durumda. Yani adres bilgilerini gizledik. 3 ay sonra tekrar talep ediyoruz ama artık zaten o bilgiler kadın tekrar... Ben bunların kamuya açılmasını istiyorum demediği sürece devam ediyor. Gizli olarak. Gizli tabii zaten aslında işin özü de o. Yani çocukların okulları değiştirildi, adresleri değiştirildi. Milli eğitim, nüfus bununla ilgili bütün aşamaları yaptıktan sonra süre doldu deyip bunlar açığa çıkmıyor. Ama yine de tedbiren tabii ki devamlı sürede bazı tedbirlerin özellikle uzaklaştırma ile ilgili elbette talepte bulunmak gerekiyor. Aslında avukatların bile bilmediği bir takım koruma kararları var. Mesela koruma kararına başvurduğunuz zaman herhangi bir sağlık güvenceniz yoksa koruma kararı süresince sağlık güvenceniz varmış gibi sayılıyor, öyle değil mi? Tabii ki. Şimdi bir şekilde koruma kararını aldınız ve sığınma evine yerleştiyseniz hele özellikle devlet korumasındasınız artık. Sığınma evindeyken çocuklarınızın kreş parası, iş bulmak istiyorsanız demin belirttiğim gibi İşkur üzerinden iş başvurusu, buna benzer birçok şeyden de yararlanabiliyorsunuz. Daha sonra eve çıkmak istediğinizde bulunduğunuz bölgenin şartlarına göre, yani belediye sığınma evinde misiniz, şölme bağlı mısınız, yani ona göre değişecek şekilde yardım da yapılıyor. Kadının tekrar kendine yeni bir hayat kurması da sağlanıyor. Peki izleyicilerimizi daha fazla bilgilendirmek için şuna değinmek istiyorum. Aile konutu şerri. Ben kendi özel boşanma davalarımda bile ilk yaptığım şey bu. Kadına aile konutu şerri koydurmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlla 6284'ten yararlanmanız gerekmiyor bunun için. Bulunduğunuz muhtardan ikametgah, nüfus cüzdanınız ve evlilik cüzdanınızla beraber evinizin bağlı bulunduğu tapu dairesine gittiğiniz zaman tapudakiler aile konutu şerhi koymak zorundalar. Peki bu ne işinize yarayacak? Eşiniz sizden habersiz bir şekilde evinizi satamayacak, yaşadığınız aile konutunuzu. Bunu da bu kanun kapsamında da talep edebiliyoruz, değil mi? Evet, aile konutu şerhi ile ilgili uygulamada birkaç sorun yaşandı. Bu nedenle bazen tapu dava açılması talep edildi. Bazen bir şekilde karar beklendi. Ama şu anda aynen bahsettiğin gibi kişi kendisi git müracaatını yaptığında aile konutu şerhini alıyor. Belki evin tahsisiyle ilgili 6284'ü ayrıca talep edebilir. Peki hiçbir gelirim yok benim. Aile konutu şerhini koydurdum ve ev bana tahsis edildi. Ama kira, elektrik, su, doğalgaz
faturalarını nasıl ödeyeceğim? Bunlarla ilgili olarak da bir tedbir isteyebiliyor muyum? Elbette. Zaten bizde şöyle gelişiyor. Kadın evde oturduktan sonra erkeklerin büyük bir kısmı faturaları ödememeyi, yani kadını biraz ekonomik olarak sıkıştırmak mı diyeyim, terbiye etmek mi diyeyim, çok değişik böyle bir düşünce tarzıyla zora sokmak, asıl o zora sokmak amacıyla ilk yaptığı iş oluyor. Elektrik, doğalgaz faturalarını ödememek. Ben bunu anlamam mümkün değil, insani de değil. Biz kış koşullarında çocuklarıyla yaşadığı evde bunları yapmayan gerçekten erkekler gördüğü. Ve o evde adamın da çocukları yaşıyor. Tabii ki. Ama işte karısını cezalandırdığını düşünerek bu şeyi, uygulamayı yapıyor. Bunda da şöyle bir çözüm bulduk. Aynen 6.284 kapsamında talep edildiğinde mahkeme bu giderlerin ödenmesi konusunda karar alıyor. Peki şiddet sonucu evi terk etmek zorunda kaldım ve böyle günlük kıyafetlerimle evden çıktım. Ne yapabilirim o anda? Şimdi tabii ki çok zor bir an. Orada hayati tehlikeniz var, ciddi bir problem yaşıyorsunuz, travma altındasınız. Ama mutlaka yine de ben öncelikle nüfus kağıdının yakın bir yerlerde olmasını tavsiye edeceğim. Çünkü nüfus kağıdıyla olmadan çıkan çok talepçi olabiliyor. Bu şöyle bir zorluk bizim için olmuyor. Bir süre sonra avukat vekalet işlemlerine geçtiğimizde Ankara Barosu Gelecek Merkezi olarak o zaman vekalet çıkarmamız bile sorun. Çünkü kadının kimliği bile yok. Bu çerçevede biz şöyle bir şey yapıyoruz. Kimlik çıkartıp devam ediyoruz. Kadının yapacağı şu, kimliğini aldıktan sonra çıktı, terliğiyle de çıksın ki karşılaşıyoruz. Karakola. Karakola gidecek, bir sığınma evine yerleştirmek istediğini söyleyecek. Sığınma evine hemen yerleştiriyor. Ama o kadar hayati tehlike altında olan kadınlar var ki, işte töre cinayetine kurban gitmek istemiyor, daha farklı birçok böyle adı hani geçersiz olacak nedenlerle, çok basit sebeplerle bir cinayete de kurban gidebilecek durumda. O zaman hemen güvenli tedbir olarak kadın başka bir sığınma evine de alınıyor. Ondan sonraki süreç tamamen zaten yasal süreç işliyor. Peki eşyalarımı gidip evden alabilir miyim sığınma evine yerleştikten sonra? Sığınma evine yerleştikten sonra eşyalarınızı da başka bir yerde dahi olsanız her zaman alabilirsiniz. Kişisel eşyalar için yalnız bunun için de karar bekleniyor. İşte bazen kişi karakola gidiyor, diyor ki ben eşyalarımı almak istiyorum. Bu durumda hani karakola eve girip girmemekte tereddüt edebiliyor. Çünkü o da bir şekilde daha farklı bir yönlere de geçebileceği için. En güzeli aile mahkemesi aracılığıyla hemen kişisel eşyalarımı almak istiyorum diye müracaat etmek. Bir gün içinde çıkıyor karar, onları almak. Bizim bir dosyamızda kadın tekerlekli sandalye yaşamak zorundaydı. Hatta erkeğin kocasının yukarıdan itmesi sonucunda omurilli zedelenmişti. Ve adam evde tekrar şiddete devam ediyordu. Kadın o evde yaşaması hususunda kendi ailesi tarafından bile zorlandığı için kadın evde yaşıyordu. Ancak son olayda tekrar hayat tehlike olduğunda kadın evden çıktı, kaçtı. Ve birkaç hatta sığınma evi değiştirmek zorunda kaldı. Ankara'ya geldiğinde bunları aslında alıp alamayacağı konusunda ciddi endişesi vardı. Ve o kapsamda aslında ilk de müracaat etseydi, kullandığı eşyalar dahil olmak üzere onların hepsini çok rahatlıkla karakol gidip alıp kadına teslim edebilirdi. Sayın bilirkişi izleyenleri, programımızın ikinci kısmında devam edeceğiz.